Yaklaşık bir saat sürecek programımıza telefon bağlantısıyla katılmak isterseniz 0312 alan koduyla 294 4 294 nolu telefon numarasını tuşlayarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Diyanete soralım et diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı paylaşmanız mümkün. Ve sosyal medya üzerinden Facebook ya da Instagram'ı kullanarak Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirsiniz. Her iki platformdan da sorularınız tarafımıza ulaşır. Ben denizde hocama aktarmaya gayret ederim. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz hocamız Denizli Yüksek Kurulu Başkan Vekili Sayın Doktor Fatih Mehmet Aydın. Hoş geldiniz diyelim. Akabinde Gaziantep'e gideceğiz ilk telefon bağlantısı için. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli kardeşim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam ben de iyiyim. Yüksek müsaadelerinizle telefon bağlantısı programımıza başlıyoruz. Gaziantep'ten Ahmet Bey hattımızda. Alo. E, selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam Ahmet Bey. E, hayırlı akşamlar efendim. Teşekkür ederiz. Benim bir sorum vardı. Şey, benim çocuklar Avrupa'da oturuyorlar Evet. Bunlar e, diyor bir hoca demişkenler Avrupa'da Faizden alır dev alırsa haram derdi mi? Şöyle bir şey var Ben, ben de kabul etmedim. Hocama bir sorayım dedim. Peki. Soralım Ahmet Bey. Bakalım hocam ne diyecek? Gaziantep'e selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Dünyanın her neresinde olursa olsun faiz haram değildir. Özellikle Avrupa'da faiz haram değildir gibi bir mantığa ulaşmak doğru mu? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli hocam, Herkesin bildiği gibi faiz yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de haram kıldığı, bizzat haram ifadesiyle haram kıldığını söylediği bir husustur. Bunun Türkiye'de, Avrupa'da başka bir yerde olması açısından herhangi bir önemi yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de faiz alanın, faiz verenin, faizli işlemlere aracılık yapanların Allah'ın rahmetinden uzak kalacağını ifade buyurmuştur. Burada faizli işlemler haram olduğundan dolayı nasıl ki içki içmek veya domuz eti yemek zaruret durumunda caiz olursa, faiz de işte böyle bir zaruret durumunda o da zaruret durumunu aşmayacak derecede caiz olabilir. Zaruret durumu nedir? İnsanda bir hayati tehlikenin oluşma durumudur. Bunun dışında faizi helal kılan başka bir durum söz konusu değildir. Eyvallah hocam. Mehmet Bey'in selamları var. Hollanda'dan hayırlı akşamlar demiş. Kurbanla alakalı bir sorun var. Burada hoca olarak bildiğimiz bir takım insanlar var ve onlar bize evdeki herkesin kurban kesmesi lazım diye bir söz ifade ettiler. Yani ergenliğe girmemiş dahi olsa bir kişinin kurban kesmesi gerekir demiş. Muhtemelen burada şunu yazmayı unutmuş. Hani nisap miktarı malı varsa yoksa bu ayrımı yapmamış ama herhalde olan keser diye düşünelim. Bunun izahını hocamız yapabilir mi demiş. Şimdi muhterem hocam herkesin bildiği üzere kurban ibadetini aklı başında blu çağına girmiş Efendim ve e, mali gücü olan kimseler keser. Mali güçte aranan ise nisap miktarıdır. Bu nisap miktarı nedir? İnsanın asli ihtiyaçlarının dışında ister artıcı olsun, ister artıcı olmasın, ister üzerinden bir yıl geçsin, ister üzerinden bir yıl geçmesin, bir malı olan kimse kurban kesmekle mükelleftir. Buna göre herkes kurban kesmeyeceği gibi, hele ki yani ister Avrupa'da ister Türkiye'de Kur'an kursuna gelen, okula gelen çocuklar veya bunların velileri eğer bu biraz önce söylediğimiz şartlara uymuyorsa kurban kesmezler. Ancak bizim anladığımız bir durum söz konusu ki bazı kimseler, bazı kesimler. Dini mübini İslam'ın her türlü mukaddesatını istismar ettikleri gibi kurban ibadetini de istismar etmektedirler. Kurban ibadeti üzerinden insanları efendim sıkıntıya sokmaktadırlar. Hani biliyoruz eskiden bu ülkemizde bir takım fecaatlere, şenaatlere yol açan, yol açan, bir terör örgütü vardı. Hani şimdi FETÖ dediğimiz bir örgüt. Bu örgüt ne yapmıştı? Ölü kurbanı, Peygamber Efendimiz adına kurban, 10 kişi, 20 kişi, 100 kişiyi bir araya getirip efendim kurban kestiriyordu. Şimdi bunun gibi başka bir takım kimseler de dini mübini, İslam'ın mukaddesatını, ibadetlerini, Mali ibadetlerini böyle istismar edip kurban kesmekle yükümlü olsun olmasın, akıl akıblu olsun olmasın, herkesi bir nevi zorlayarak e, kurban e, kesmeye e, onları e, yani zorlamaktadırlar. Bu yanlış bir durumdur. Kimin gücü yetiyorsa mali olarak biraz önce söyledik, e, nisap miktarı ne kadardı? 80.18 gram altın veya değerinde bir mal ama bu mal ister artıcı olsun ister artıcı olmasın ister üzerinden bir yıl geçsin ister ge geçmesin böyle bir mala sahip olan ak aklı yerinde ve blu çağına da ermiş e, kimseler kurban keser yoksa bunun dışındaki kimseler kurban kesmekle mükellef değildir. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Ankara'dan bir telefonumuz var Ümit Bey hattımızda. Alo? Alo. Buyurun Ümit Bey. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Şimdi benim bir sorum var ama bu sorum daha önce size sorulmuş ama tam bir açıklığa kavuşmadığı için ben tekrar hem kendi açımdan hem de diğer dinleyiciler açısından e, cevaplanmasını istiyorum. Buyurun. buyurun. Şimdi, sordukları soru, e, bir arkadaşımız kazaya karışıyor. Hı hı. Bu kazada 6 bin liralık bir meblağ e, anlaşıyorlar. Bu hı hı. anlaştıkları rakamı ama gidiyor talimcye 4500 liraya yaptırıyordu bu aradaki 1500 liralık fark e, hani alsam haram mı falan diye bir soru geldi evet hatırladım soruyu. ama evet hocamız biraz e, eksik bilgi verdi diye düşünüyorum neden eksik bilgi verdi zaten bu paranın e, alınma sebebi herhangi bir tutanak herhangi bir e, resmi bir kayıt yok dur diye düşünüyorum hı hı. E, yani Resmi kayıt olmadığı için otomatik hocamız da demişti ki bununla ilgili hani e, sigortadan ya da kaskodan bu aradaki farkı temin edebilir demişti. Siz de demiştiniz ki hatta işte hani mevzu şeye e, değer kaybına falan sayısı olmaz mı hocam diye bir seçenek sunuyoruz ama. E, evet. Herhangi bir tutanak yok. Herhangi bir e, resmi kayıt yok. E, buna ben bir kazaya karışmış kişi diyelim ki aynı et, ön, fiyatlarla örnek vereyim. Altı bin liraya anlaştılar. Ama arkadaşımız gitti 4500 liraya yaptırdı. Bu arada Soralım. 1500 liralık fark. Peki Ümit Bey sağlık afiyet diliyorum. Cenab-ı Allah korusun kazaya belaya karışmaktan cümlemizi. Hangi hocamızdaydı hatırlamıyorum ama hocam. Evet ben soruyu çok iyi hatırlıyorum. Ee, yani kendi aralarında bir anlaşma yoluna giderlerse karşı taraftan yani benim aracımın masrafı şu dedi bir bedel belirlediler de daha ucuza yaptırdı. Bu parayı geri iade etmesi gerekir mi yoksa kullanabilir mi? Değerli hocam bu bedeli e, karşı taraftan mı alıyor yoksa kaskodan mı alıyor? Karşı taraftan. Trafikten mi alıyor? Şahıstan alıyor hocam. Hiç Şahıstan rapor falan alıyor. tutulmamıştı. Anladım. Yani şimdi e, burada şu ifadeyi o zaman kullanmamız gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde trafik sigortasından veya kasko firmalarıyla ilişkisi yoksa tamamen kişiler kendi aralarında anlaşmışlarsa hı hı. ve anlaşmada da şu maddeyi konuş, koymuşlarsa, beraber onun üzerinde ittifak etmişlerse, e, ben e, bu kazadan dolayı size 6 bin lira vereceğim ama siz kaça yaptırırsanız yaptırın. E, ne diyse problem dediyse yok. bir problem yok ama siz bunu yaptırın, al şu 6 bin lirayı. Hani önceden de bir para hı. veriyor, al şu 6 bin lirayı, siz yaptırın, ama yaptırdığınız bedeli esas alırız, üstünü bana getirirsin veya bana vermek durumundasın veya o yaptırdığınız fiyatı esas alırız gibi konuşmuşlarsa, o zaman bunu yaptıran kişinin fazlalığı bu parayı verene ödemesi gerekir. Ya da mağdur olan kişi mesela şöyle dedi. İşte ben aracıma orijinal parça taktıracağım dedi. Parayı orijinal üzerinden aldı. Sonra gitti yan sanayi taktı. O zaman yalan söyledi. Yani o, o açık yani onun caiz olmayacağı zaten açık olur. Peki hocam. Allah razı olsun. Demek ki Mehmet Kapukaya hocamış o gün bu soruyu beraber cevaplandırdığımız. Hocamız sizin bu ikinci söylediğiniz kısım üzerinden direkt düşünerek cevap verdi. Ona da selam olsun. Sağlık afiyet diliyoruz. Evet hocamızın ellerinden öperiz Allah kendi şahsıma. Ben de öperim hocam. Yusuf Bey'e, Kocaeli'ye gidelim. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Safalar getirdiniz efendim. Buyursunlar. <laughs> hocam bir sorun var Bu, kurban kesme <laughs> kurban kesme süresinde de. Buyurun. Kendi hayvanım var. iki yaşını doldurdu ama dişini atmadı. Kapak derler bizde. Hı, hı. Size ne derler? Bunun kurban yapabilir miyiz diye bir sorayım dedim hocam. Peki soralım Yusuf Bey. Kocaeli'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Yusuf Bey kendi hayvanım var dedi. Demek ki ilk buzağladığı dönemden beridir kendinde. iki yaşını doldurdu ifadesinde kullandı. İlla kapak atması lazım mı? Evet. Şimdi malum olduğu üzere Muhterem Hocam, büyükbaş hayvanda iki kameri yılı doldurma üçüncü kameri yıla basma şartı arıyoruz. Evet. Yani burada da Esas olan 23 ay 10 gündür, değil mi? Çünkü kameri yıl e, miladi yıla göre 10 gün az olduğundan dolayı e, 22 ay, e, 23 ay, özür dilerim, 23 ay 10 gün esas al alarak hesap ederiz. Eğer bu süre zarfında kardeşimiz e, yani kendi yetiştirmiş olduğu, kendi evinde buzalayan, ahırında buzalayan Efendim hayvanın yaşını çok iyi bir şekilde biliyorsa o hayvanın kapak açması e, şart değildir. E, kapak açma veya bazı yerlerde diş atması denilen olay eğer hayvanın yaşı bilinmiyorsa e, esasa alınır itibar edilir. Hatta şunu söyleyelim mesela bir kimse biliyor ki benim hayvanım 18 aylık 20 aylık evet. e, ama kapak açmış. Olabilir. Onda da yine kesilmez. O, o zaman da kesilmez, caiz olmaz. Burada önemli olan hayvanın yaşıdır, kapak başması, açmaması değildir. Peki. Erol Bey'in selamları var. Hayırlı akşamlar kıymetli hocam. Kurban kesildiğinde bir yıl kendime, bir yılda eşime kessem olur mu? Bu konu hakkında ne dersiniz? Doğru bir iş yapmış olur muyuz? Diye. Muhterem hocam, ilk soruda anlattığımız gibi kurban kesmekle mükellef olan hanımefendi veya beyefendi, e, kurban keser. E, diğeri kesmez. Yani diyelim ki beyefendi fakirdir, hanımefendi zengindir. E, o zaman hep hanımefendi keser, beyefendi kesmez. Da, tam tersi olabilir. Yani beyefendinin hali vakti yerindedir, malı vardır. O keser. Hanımefendinin yoktur, o kesmez. Her ikisi de e, hali vakti yerindeyse her ikisi de keser. Yani burada bir sene ben keseyim, bir sene sen kes. E, Böyle bir durum yoktur. Ama şunu yapabilirler. Kim mükellefse onun adına kurban kesilir. O da şöyle dua eder. Ya Rabbi bunu ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza e, efendim adına kabul ettiği Allah'a dua ederler. Ama burada mükellef olan keser. Mükellef olmayan kesmez. Peki Nevzat Bey'in sorusunu da aslında bir anlamda cevaplandırdınız ama bunu da sormak lazım. Evde çalışan bir kişi ise... Kesilen kurban herkes için geçerli midir diyor? Evet. Diyelim ki hanımefendinin kolunda bilezik var. Yani nisaba Bağışan... çalışan beyefendi, çalışmayan hanımefendi, çalışanın parası yok, çalışmayanın parası var. Mesela böyle. Bir de tam tersi. Beyefendinin de parası var, hanımefendinin de parası var ama aylık mutat bir geliri olmadığı için burada sadece evde bir kişi kesse geçerli olur mu diye de çok sorulur. Evet. E burada da aynı soruya aynı bu soruya da aynı cevabı veririz. Kim mükellefse o keser. Çalışıp çalışmaması önemli değildir. Önemli olan efendim kurban kesmekle mükellef olup olmamasıdır. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Gülten Hanım Mersin'den hattımızdaymış. Alo. Selam aleyküm hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam hayırlı akşamlar. Ee, ben e, abdest alırken niyet ettim Allah rızası için e, akşam namazının abdestini almayı ya da Namaz abdest almaya diyordum ama bana dediler ki sadece abdest almaya niyet et. Doğru mu acaba? Bir Soralım. Şey, tes tesbih çekerken e sayı var mıdır yani dilimizde? Şu kadar sayacağım, bu kadar sayacağım, anahtardır falan filan diyorlar. İki soru almıyorduk ama sen nasıl oldu da birbirine bağladın? Bugün biraz da benim böyle kendimle değilim gibi galiba. Hemen ben de hiç ses edemedim. Mersin'e selamlar, hayırlı akşamlar. Sordu artık cevaplandırıcı. Evet. E, sayı var mıdır? Tesbinte? Şimdi e, tabii ki sayı olan durum da vardır, olmayan durum da vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize e, mesur yani e, rivayet edilen e, hadis-i şeriflerde malum olduğu üzere farz namazlardan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber demek e, sünnettir. Hı hı. Bakın bunlar e, sayıyla rivayet edilmiştir değil mi? E, ama bunun dışında sayıyla rivayet edilen e, zikir Peygamber Efendimiz'den yoktur. E, bazı istisnalar olabilir ama böyle hani günümüzde olduğu gibi işte şu kadar zikir çekeceksin şu kadar bir çekeceksin böyle şeyler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize nakledilmemiştir. Sahabe-i Kiram'dan da nakledilmemiştir. Büyük müştehitlerden de nakledilmemiştir. Bunu ifade edebiliriz. Eyvallah hocam. Ee, birinci sorusuna da cevap verelim. Olmalı? Hanefi mezhebine göre abdeste niyet sünnettir, farz değildir. Ondan dolayı bir kişi hiç niyet etmese bile abdesti tamamdır. Onunla dilediği kadar namazını kılar, dilediği kadar Kur'an okur, tavaf eder. Peki efendim. Fethi Bey'in selamları var. Babasının 4 yıldır yatalak hasta olduğundan bahsetmiş. Mekanik ventilatörü sayesinde nefes alabiliyor. Beslenme noktasında zorlukları var. Yutma refleksini tamamen kaybetti. Aynı zamanda kolostomi torbası var. Engelli oranı %97 konuşma ve diğer işlemleri yapamıyor. Sadece gözlerini açıp kapatabiliyor. Bilinci açık. Şunu söylüyormuş. Bizi izlediğinden bahsetmiş hocam. Ve şu soruyu sormasını istemiş evladına. Çektiğim bu sıkıntılar günahlarıma kefaret olur mu? Elbette ki çektiği bu sıkıntılar günahlarına kefarettir. Bu büyüğümüz. Rabbim ona kolaylık versin. Amin. Rabbim ona şifa versin. Amin. Onun yanında bulunanlara da Allah sabır versin. Ona hizmet ettikleri süreci onlar da bu sevaptan faydalanırlar. Rabbim onlara da her türlü hayırı, güzelliği nasip eder inşallah. Amin. Gerçekten böyle bir nekmet gelmediği sürece, oluşmadığı sürece nimetin efendim önemi anlaşılmıyor değil mi hocam? Aynen öyle. Gerçekten yaşlılık gelmedik sürece insan gençliğin nimetini anlayamıyor. Fakirlik gelmeden zenginliğin nimetini anlayamıyor. Hastalık gelmeden ki öyle bir saydınız ki, öyle bir hastalık ki... Ya. Rabbim kolaylık versin. Bu durum elbette ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle bu büyümüze bir mükafattır. Rabbim onun e, iman ile göçmesini nasip ettiği sürece e, Allah'ın izniyle yeri cennettir. E, önemli olan iman ile göçmek. E, diğer e, yanlışlar varsa onları Rabbim affeder inşallah. İnşallah hocam. Biz de dua ederiz. Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan etsin. Sağlık, afiyet versin. Biz ona dua edelim. O da bize dua etsin inşallah. İstanbul'dan bir telefonumuz vardı diyecektim. Çanakkale olunca işin rengi değişti. Harun Bey hattımızdaymış. Çanakkale'den. Hoş geldiniz Harun Bey. Selamun aleyküm. Ve Aleyküm hocam, Selam. Hocam, akşamlar. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Ya hocam bir şey kafama takıldı. Belki ufak bilmiyorum. Hayır olsun. da bilmiyorum. Ee, bu Haşir ve Bakara Suresi'nin sonlarında Amene Vasturi ve e, Hüllezi okuyoruz ya hocam. Evet. E, Peygamber Efendim o bize e, Peygamber Efendimiz'e e, şey de verilmedi mi? Miraç'ta verildi diye biliyorum ben. Evet. Amene Resulü orada. E, ama e, neden Medine'de indi gözüküyor Bakara ve Haşr Suresi onu soracaktım hocam. Evet. Sorularım bu kadar. Peki. Sağlık afiyet diliyorum Harun Bey size. Çanakkale'ye selam ediyoruz. Bize de dua edin inşallah. Tabi Kur'an-ı Kerim'in her suresi Mekke'de yani bir baştan sona tamamı baştan sonra Mekke'de ya da baştan sona Medine'de mi indi ki onu, ona istinaden mi Mekki ya da Medeni evet. diyoruz? Bunu açıklamak lazım herhalde. Şimdi muhterem hocam e, beyefendinin söylediği gibi e, Bakara suresinin son iki ayeti Ahmener Resulü ile başlayan La yükellifullahu nefsen diye devam eden son iki ayeti kerime Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme namazla birlikte ve müminlerin iman ile göçtüğü durumda biraz önce de söyledik ya cennetlik olacağı müjdesiyle birlikte efendim hediye edilmiştir. bu sahih kaynaklarımızda sabittir. Fakat şöyle bir durum söz konusu değil bir sure e, genel itibarla eğer Medine'de inmişse o sureye Medeni denilir yani Hicret'ten sonra inmişse daha doğru bir ifadeyle Hicret'ten önce inmişse o sureye de Meki denilir genel itibarla fakat bir sure Hicret'ten sonra genel olarak indiği ve Medeni olarak e, ülema tarafından hani isimlendirilmekle birlikte o suredeki bazı ayet-i kerimeler sürenin başında, sonunda, ortasında fark etmez. Hı hı. Efendim Medine'de inmiş olabilir. Ee, bir e, özürleri Mekke'de inmiş olabilir. Yani hicretten önce inmiş olabilir. Bir sure de hicretten önce inmiştir. Yani adına Mekki denilmiştir ama bazı ayetleri e, Medine'de yani hicretten sonra inmiş olabilir. Ondan dolayı bu devamlı bize söylenen, sorulan bir sorudur. Buradaki temel husus budur. Sürenin genelinin isimlendirilmesi, o sürenin bazı ayetlerinin efendim hicretten önce veya sonra e, e inmesiyle ilgili bir meseledir. Bu durumda bu şekilde izah edilir. Eyvallah. Beni sevindiren nokta da hep böyle bu soruda şu oluyor hocam. Kur'an'la olan ilişkisi demek ki artarak devam ediyor ki kişinin. Bunları falan öğrenmeye çalışıyor. İnşallah. Bu anlamda sevindirici. Hani burada bir müjde de verelim. Ee, bu konuda bu kadar bahsettiğimize evet, göre. Buyurun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki bir kimse yatmadan önce Amener Rasul'ünü okursa o gece için o iki ayet yeterlidir. Biz de yatmadan önce Amener Rasul'ünü okuyalım. Haşr suresini de akşam nam son ha Haşr suresini Haşr suresinin son iki ayetini de efendim akşam namazından sonra ve sabah namazından sonra okuyalım. İnşallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. İstanbul'dan Uğur Bey hattımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Buyurun dinliyorum sizi Uğur Bey. Bu şeyde hacda kurban kesildiği zaman vekalet alınmadı, söylenmedi. Normal midir? Soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek? Ben de merak ettim doğrusu. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar. Hacdaki o kalabalık hengame, yani diyelim ki böyle bir şey şart olsaydı zaten mümkün olur muydu sorusunu gidip görenler için böyle şey getiriyor. Ne dersiniz hocam? Şimdi şöyle burada bir hususu izah etmekte fayda var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla hacca giden kardeşlerimiz başkanlığımıza ödemiş olduğu yani daha doğrusu hac için ödenen ücretin içerisinde hacda kesilen temettü Şükür kurbanı da mevcuttur. Yani kişi baş e, hacca gitme kararı a, a, kararıyla efendim e, kaydını yaptırdığında e, ş, temettü e, hacının Şükür kurbanının vekaletini de vermiş oluyor. O imzalamış olduğu kağıtta bu da var. Belki bazılarına söylüyor arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız söylemeyebiliyor. Yani o, o kayıtla ilgili bir problem esasında yani nasıl ki o para o uçak biletini karşılıyor vize bile, e, vizeyi karşılıyor otel ücretini karşılıyor yeme içmeyi karşılıyor intikalleri karşılıyorsa aynı zamanda temettü e, haccının ki bizim hacılarımız haccı, malum 99'u temettü, %99 e, temettü hacı yapıyor. Ee, onun şükür kurbanının ücreti de alınmış oluyor ve orada bayramın birinci gününden itibaren üçüncü gününe kadar e, ki genellikle Türk hacılarının kurbanı birinci günü kesilir ee, bizim oradaki görevlilerimiz tarafından e, oradaki e, kesimhanede e, modern tesisler var e, bizim ülkemizin de yani yönetiminde bulunmuş olduğu veyahut da şeyinde bulunduğu e, yürütme işlemlerinde bulunduğu İslam Bankası'nın kesmiş olduğu kesimhanede e, bizim görevlerimizin de nezaretinde bu kurbanlar teker teker kesiliyor ve kimler adına kesildiği ile ilgili de bir liste var. Kafilelerin listesi var. Diyelim ki bir kafilede 100 e, 50 tane hacımız varsa hepsini teker teker o kurbanlar kesiliyor ve ondan sonra o kafileye haber veriliyor. Ya Denim, muhtemelen yoksa, şöyle mi hocam o zaman? Sizin kurbanlarınız kesildi. Bilginiz olsun. Kafile başkanımız da bunu e, hacılarına bildiriyor. Eyvallah. Ya yani bir anlamda parayı yatırdığımız anda aslında vekaleti vermiş oluyoruz. Vekaleti vermiş oluyoruz. Orada işte memurun e, bakın e, kurban e, vekaletini de aldık dese bu acımızı da o konuda bilgilendirse veya daha sonra hacca gitmeden hocalarımız bilgilendirse daha güzel olur ki bunu biz ilgililere tekrar ifade edelim. Eyvallah hocam. Recep Bey şöyle bir uzun uzun soruyu yazmış ama sorunun özü şu. Kişi umreye giderse hac kendisine farz olur diyorlar. Bu doğru mu? Bu yanlıştır. Umreye gitmekle kişinin üzerine hac farz olmaz. Peki hocam. Sakarya'dan Asiye Hanım hattımızda. Alo. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Ee, sorun hocam şimdi, şimdi benim altınlarım var. Evet. Ee, şimdi hani benim bir gelir kaynağım yok. Hani zekatımı vermek için hani şimdi nasıl anlatayım. Hani paranız olmadığı için altınlarınızın zekatını veremiyorsunuz. He, Evet. evet. Ne yapmamız lazım yani? Soralım Soralım. Bu altınlar e, kendisinde mi, e, beyinde mi e, veya başka birisinde mi? E, bu konuda bir şey sorabilir misiniz e, hanımefendi? Asiye hanım duydunuz hocam bir soru sordu ne dersiniz? E, şimdi hiç, hani izin vermiyor. Hani ben şimdi tekrar içinden bozdurup da zekatımı vereyim diyorum. Hani ona da izin vermiyor. Ne yapmam gerekiyor onu soracaktım. Peki. Allah yardımcınız olsun. Sakarya selamlar. Evet. Altınlar kimin bir kere bunun bir kararı verilmesi lazım herhalde. Evet. İzin vermiyor deyince altının sahibi izin vermez. Sahibi, sahibi Asiye Hanım'sa e, o zaman altın onun. Altın onun istediği gibi bozdurup vermesi Tasarruf yani. edebilir. Şimdi burada bizim e, halkımızda şöyle bir şey var. Değerli kardeşim, değerli hocam. E, benim altınım var. Bu altın e, efendim e, zinet olarak bir kenarda dur, duruyor. E, Gelirim varsa Hı. Altınımın zekatını bu gelirimden veririm. Böyle bir şey yok. Eğer sizin altınız varsa, döviziniz varsa, bir kenarıya koymuş olduğunuz bir e, efendim e, kazancınız varsa, malınız varsa, o mal sizindir. Sizin eğer başka bir geliriniz varsa, oradan ödüyorsanız ödersiniz. Ama yoksa o zaman o kendi kazancınız eğer sizin zekat vermenizi gerektiriyorsa. O altından bozdurup oradan verirsiniz. Yani bozduracaksınız e, yani. Bozduracaksınız. Ama efendim e, beyi izin vermiyorsa o zaman bu altın kimin? Siz biraz önce dediniz ya. E, benim malıma nasıl beyim izin vermiyor veya e, eşim izin, ama izin vermiyor? Ama şimdi böyle nasıl deyip olurum? de hocam e, aile arasında da şeye... Yok yani biz bir şey, bir şey demiyoruz. Bir da e, altın kavga kimin da etmesinler yani? Etmesinler yani ama yani bir kimse Allah'a karşı olan görevini yerine getirirken farz olan bir görevi yerine getirirken kocası ona engel Olamaz. olmamalıdır. Olamaz yani. Eyvallah. Anlaşılmıştır hocam. Evet. Mi? Şu da lazım değil mi? Kurban da kesmesi lazım. E elbette ki kurban da öyle sadakayı fıtırdı da öyle siz daha çok kavgayı şu anda körüklüyorsunuz anladım. <laughs> ben de şimdi diyorum ki. Evet. Asiye abla Allah selamet versin. Zekat için sordu. Onu vermez falan diyecekler zannet herhalde. Bir de üstüne evet. kurbanı çıkarttı. Kurban da yani, mı kesmesi lazım? Allah kolaylık versin. Amin. Yani kimin malı varsa onun borcunu nasıl ki kula veriyorsa yaratıcının da efendim emrini Hakkını yerine getirmesi yapacak, gerekir. Evet. Derya Hanım'ın bir sorusu var. Sosyal medyadan sormuş. Diyor ki hocam namaz kılmayan birisiyle kurbanda hissedarlık yapılabilir mi? Ortak olabilir miyiz? Müslüman olması yeterlidir hissedarın. Peki. Tabii ki namaz kılsınlar. Buradan şunu anlamasınlar yani değil mi? Ee, yani bir kimse vacip olan kurbanı kesiyor. Değer farz hocam, olan namazı kılmıyor. Farz olan namazı kılmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bu şeyde de çok var hocam. Bayram sabahı bayram namazını da sokaklara kadar taşıyoruz. Evet. Böyle hocamıza, her hocaya söylerler. Hocam bir söyleyin cemaat bir sıkılaşsın falan. Bilmiyorum. Sabah evet. namazında bir saf, bir buçuk saf, bilemediniz iki saf var. Ya evi, yani Rabbim farz olan ibadetlerimizi, hani o Arabi vardı ya, hani geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ya, ne yapayım? Efendimiz buyurdu ki beş vakit namaz kıl, Ramazan orucunu tut, zekatını ver. Efendim Dedi ki haccını yap. Dedi ki başka bir şey var mı? Yok. Ben bunları yaparım. daha Başka, başka bir da yapmam. Ya. Yani keşke biz farzları yerine getirsek, vacipleri yerine getirsek, tabii ki sünnetler yerine getirmek de lazım. Allah'a karşı olan görevlerimizde sünnet namazlar da biz Allah için kılarız. Ee, onlar farzlar için kalkandır. Eksiklerimizi Rabbim onlarla tamamlayacaktır. Bu konuda müjde var malumunuz. Ama hele ki farzlarımızı kesinlikle terk etmeyelim, İnşallah. harama kesinlikle girmeyelim. İnşallah. Şimdi iki soru sorulmuş. Biri Ayşe Hanım tarafından, birisi Fevziye Hanım tarafından. Ayşe Hanım'ın sorusundan sonra Fevziye Hanım'ın sorusu daha rahat cevaplandırılır diye düşünüyorum. Ayşe Hanım diyor ki, faizle işlem yapmayan katılım bankalarının vermiş olduğu promosyonu kullanabilir miyiz? Bu bir. Fevziye Hanım da şöyle diyor, promosyon parasıyla kayınpederimin bakımsız, yıkık, dökük olan Kabrini yaptırabilir miyim? Hatta diyor bu promosyon parası yetmeyecek hocam. Ben üstüne biraz da ilave yapacağım ama yani bu ilave edilmeden önceki kısmını promosyondan karşılayabilir miyim? Ne dersiniz? Şimdi muhterem hocam bu konuyu çok anlattık biz ama yine de toplumumuz soruyor. Allah razı olsun, sorsunlar. Biz yine anlatalım. Eyvallah hocam. Burada promosyonu veren Katılım bankaları dahi olsa yani faizle işlem yapmayan kuruluşlar dahi olsa verilen bu promosyon e, bankayla bu e, kişi arasındaki e, anlaşma işlem sebebiyledir. Ben paramı e, efendim bankada o bankadan alıyorum maaşımı hı hı. E, o bankada. Bunun karşılığında bana promosyon veriyor yani hediye veriyor tabiri caizse. Öyle diyorlar. Evet öyle deniliyor. Halbuki banka bunun üzerinden birçok yani e, faizsiz bankalar da birçok gelir elde ediyor. E, i̇ster gelir elde etsin ister etmesin önemli değil. Önemli olan burada karşılıklı yapılan anlaşma. Bazen bu anlaşmayı kişi kendisi yapar. Bazen de idaresi aracılığıyla yani çalıştığı kurum hı hı. aracılığıyla yapar. Ondan dolayı e, bir tam olarak faiz diyemesek de faizli işlem şüphesi var. Ondan dolayı faizsiz kurumlar bile verse Yine bu şüpheli. işlem şüpheli olduğundan dolayı. Diyoruz ki promosyonu alan kişiler eğer kendi ihtiyaçları yoksa, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçları yoksa bunu götürsün e, Efendim ya hayır kuruluşlarına veya fakir fukaraya versinler. E, ama kendi ihtiyaçları varsa her ne kadar e, burada şüphe varsa da işte bundan dolayı kendisi kullanabilir diyoruz değil mi? Şüphe olmasa direkt haram olsa zaten deriz ki hiç kullanmayın deriz. Ama e, kendi ihtiyaçları varsa veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, ihtiyaçları varsa kullanabilirler diyoruz. Şimdi iki soruyu soran kardeşimiz de buradan cevabını alır herhalde diye düşünüyorum. Eyvallah. Fevzi Hanım yani daha böyle temiz bir parayla, daha şüpheden ari bir parayla kayınpederini mezarını yaptırsa iyi olur mu yani? Yani yani bakın yani mezar yaptırma ayrı bir problem. Ayrı bir şey. Bizim toplumumuzda çok böyle e, abartılan bir mesele. Ee, işi. bir de diyorsunuz ya hani ben kendimden de ödeyeceğim, koyacağım. Bana sorsalar mesela isterseniz sorun nasıl mezarınızın öldükten sonra olmasını istersiniz? Şöyle sizin mezar. Evet benim kendi Hocam, kendim için Sizin mezarınızın Allah hayırlı uzun ömür versin. Nasıl olmasını istersiniz? Başında bir tane taş olsun, üstünde ister isim olsun, ister olmasın. Bu kadar isterim. Çocuklarıma da buradan var, yani ...vasiyet ediyorum tabiri caizse benim mezarımı mermerden yapmasınlar. Etrafını e, da etra mı? Etrafını dahi yapmasınlar. Bir tane başına taş koysunlar. Etrafına da taş dişsinler yeter. Kaybolur ama o zaman. E, kaybolsun. Her şey zamanla kaybolacaktır. İlginçtir şey derler hocam. Sizi hatırlayan en son kişi de öldüğünde hiç yaşamamış gibi olacak. Evet öyle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün... Diyor ki bundan 100 sene önce şu anda dünyada yaşayanların hiçbir tanesi kalmamış olacak. Aynen öyle. Evet. Allah hayırlı uzun ömürler versin hocam. Rabbim Size de. hayırlı ömür versin. Amin. Bir telefonumuz olacak. Buyurun. Müsaadenizle ona geçelim. Elazığ'dan Seda Hanım telefon attığımızda. Seda Hanım biraz beklettik sizi farkındayım efendim. Lütfen hakkınızı helal edin. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm hocam nasılsınız? Aleyküm selam. Hamdolsun iyi Siz nasılsınız? İyiyim hocam teşekkürler. Annemin bir sorusu var da sorabilir miyim? Tabii tabii buyurun. Benim annem 2 yıldır 3 ayları tutuyor da sünnet evet. değil diyorlar. Evet. Hazartesi perşembe tutsun diyorlar da annem dedi bir sor. Sünnet midir değil midir? Soralım. Elazığ'a selam ediyoruz. Dua bekleriz. Anneciğinizin ellerinden öpüyorum. Sağlık afiyet diliyorum. Sünnet değilse tutmayacak herhalde hocam. Şey mi? 3 aylar mı? Üç pazartesi, perşembe ki, mi? Demişler iki yıldır üç ayları tutuyor. Bir bilen demiş ki ona, üç ayları diye bir şey yok yani tutma bu sünnette falan yeri yok. Sen eğer bir şey yapmak istiyorsan pazartesi, perşembe tut. O evet. da merak edip Diyanet'e sormak istemiş. Allah razı olsun bu hanımefendinin sorduğu soruya cevap veren kardeşime. Çok güzel söylemiş. Çünkü 3 aylar yani, Üç ayların üçüncüsü Ramazan ayı. Evet, onda zaten oruç O zaten Fars. Fakat Recep ve Şevval ayını başından sonuna kadar iki ay üst üste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruç tuttuğuna dair bir bilgi yok. Tam tersine Peygamber Efendimiz ne Recep ayını ne Şaban ayını başından sonuna kadar hiçbir zaman tutmamıştır. Ondan dolayı ulemadan da bu konuda bize böyle... Recep'in başından Şaban'ın sonuna kadar peş peşe ara vermeden oruç tutulacağına dair bir iştihat, bir bilgi gelmemiştir. E, fakat pazartesi, perşembe günleri oruç tutmak ise sünnettir. Peygamber Efendimizin her zaman yapmış olduğu, çoğu zaman işlemiş olduğu bir sünnettir. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutmaya devam etsin hanımefendi. Eğer daha fazla tutmak istiyorsa her kameri ayın, 13, 14 ve 15. günleri, eyyamul bir de aydınlık günler, hani kamer böyle dolunayın olduğu, günler. olduğu günlerde oruçlu geçirmesi yine sevaptır, sünnettir. Peki, teşekkür ederiz hocam. Alparslan Bey güzel bir soru sormuş. Çocukların vakit namazlarına gelmesinde dinen bir sakınca var mı? Kaç yaşından itibaren gelmeliler? İkinci bir soru gibi Kız çocukları babalarının yanında namaza gelse bir sıkıntı oluşturur mu demiş. Çocuklar yeter ki babalarının yanında namaza gelsinler. Ee, küçük yaşta bile gelseler daha ne güzel olur. Ee, kız çocukları da e, ta ki temyiz yaşına kadar yani 7-8 yaşına kadar babalarının yanında camiye gele, gelebilirler. Bu, bu konuda çocuklarımızı camiye alıştırırsak biz babalara ne mutlu. Eyvallah hocam. Bazı hocalarımız da böyle çikolata falan alıyorlar, oyuncaklar getiriyorlar. Allah onlardan oluyorlar. da razı olsun. Çocuklarımız da mutlu oluyor tabii. Elbette ki. Değil mi? Allah razı olsun hepsinden. Bu vesileyle hocam bu çikolataları alan cemaatimiz de var. Onlardan da Allah razı olsun. Teşvik mahiyetinde. Onu da söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey olabilir belki. Bizi izleyenler ya camilerde çocuklara çikolata dağıtılıyormuş o zaman deyip şöyle güzel bir kutu çikolata alıp hocamıza teslim etse, hocamız da okullar tatil olduktan sonra daha fazla çocuk gelecek, bu ihtiyacı oradan karşılasa müthiş bir motivasyon olur. Kastamonu'dan bir telefonumuz var Arif Bey hattımızda. Alo. Alo selamun aleyküm. Aleyküm selam Arif Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, hocama şöyle bir sorum var. Buyurun. Ee, yapılan altın günü veya normal para günüyle alakalı, ee, bu işlemde yani yapılan günde bir menfaat olduğu ve karşılıklı olarak menfaata dayalı her borcun faiz olduğu yönünde e, bir takım hocalardan e, videolardan dinlemiştim. Bu konu hakkında hocam aydınlatırsa çok memnun olurum. Peki efendim. Kastamonu'ya çok selam ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yani kurulumuzun bu konudaki görüşü, Altın günü e, denilir. E, hanımefendiler yapar, e, beyefendiler yapar. Birbirlerine karşılıklı borç verirler. Efendim e, her ay birisi top yani her ay toplanan e, bir e, diyelim bir e, lira, bir ata lirayı e, bir komşuya verirler. Öbür ay öbürüne verirler. Öbür ay öbürüne verirler değil mi? Bu şekilde herhalde beyefendinin sorduğu Aynen soru bu. Böyle. E, yani... Günümüzdeki e, benim bizzat istişare ettiğim çok kendisine değer verdiğim e, bir alim e, var Uluslararası e, uluslararası ismi olan bir zat. Ben ona da sormuştum Ali Muhyiddin Garadavi hocamız Allah selametlik selamet ver. versin uzun Rabbim uzun ömür versin. Amin. Ona da sordum yani e, yapılan bu işlemde herhangi bir sıkıntı yoktur. Burada menfaat dediğimiz olay mali bir menfaat olursa e, caiz olmama durumu ortaya çıkar, faiz olur. Fakat menfaat e, mali olmayan bir e, husustur. Yani işte bu ay birimizde topluyoruz, birbirimize borç verme menfaati. Burada bir mali bir durum söz konusu değildir. Ondan dolayı su, konuyla ilgili rivayet edilen bir söz vardır. Menfaat getiren her şey ribadır. Buradaki menfaat mali menfaattir. E, mali olmayan menfaatler riba değildir. Yani şu menfaat bahsedilen menfaat değil. Hani Bana bu ay verdiğiniz altının işte bir çeyrek atıyorum 3500 liraydı. Size geldiğimizde 3750 lira oldu mesela. Bu menfaat değil mi? Yani? Bu menfaat değildir. Çünkü bizim orada üzerinde anlaştığımız nedir? Bir, bir çeyrektir. Çeyrek Eyvallah. Yani onun TL karşılığı değildir. Biz eğer TL Türk parası toplarsak ve her ay bunu değiştirirsek o zaman faiz olur. Ama biz ar aramızda anlaştık. Her ay bir altın topluyoruz. Bir çeyrek topluyoruz. Bir yarımlık e topluyoruz. Menfaat değişmiyor yani. Burada e, herhangi bir menfaat, mali menfaat altını çizelim oluşmuyor. Ondan dolayı da bu faiz değildir. Peki. Alparslan Bey diyor ki mirasçılara mirası bırakan kimse tarafından bankada bir miktar bırakıldıysa ve bu paraya faiz işletildiyse mirasçılar bu faizi alabilirler mi? Şimdi bu konu biraz detaylı. Ben de detay vermek istiyorum vaktimiz varsa. Kısaca Var e, şöyle ifade edeyim. Mesela diyelim ki bir kimse e, hayattayken gasp etmiş veya hırsızlık yapmış Allah göstermesin. Başkasının malını almış ve bu mal ile birlikte ölmüş, o zaman varislerin yapması gereken nedir? Bu gasp edilen miktarı, hırsızlık yapılan miktarı mal sahibine geri ödemesidir. Eğer yoksa onun varislerine geri ödemeleridir. Bulamıyorlarsa o zaman ihtiyaçlara, fakir fukaraya dağıtmalardır. Birinci yani temel husus bu. İkinci husus ise, ee, yani bir kimse işte faiz gibi bankada vadeli hesapta parayı koyarak haram yollardan para kazanmışsa veya kumar gibi hı hı. haram yollardan para kazanmışsa bu e, kişinin bütün malı da haram yollardan oluşan bu kazançtan ibaretse yani bütün bıraktığı mal o zaman varisler e, fakir olmadıkları sürece bu mala dokunmamalılar bunu olduğu gibi götürüp fakir fukara ihtiyaçlara dağıtmalılar faiz gelirini. Faiz gelirini tabii ki ana evet. parayı değil. Evet. Ee, üçüncü bir husus var ama kişinin geliri helal geliri de var, haram geliri de var. Bak karışık. O zaman varisler bunu yiyebilir ama yine de biraz daha yani bu konuda dikkatli olan kimseler Buradaki haramları da götürüp fakir fukaraya verseler Sabit daha olayım. güzel yapmış olurlar. Peki efendim. Ankara'dan bir telefonumuz var. Hüseyin Bey hattımızda. Alo. Selamun aleyküm Hocam. Ve aleyküm selam. Hocam hayırlı akşamlar dileriz. Teşekkür ederiz hayırlı akşamlar. Hocam ben bir kurban baş kesiyoruz ya, üç kişilik kurbanı. Hiçbir kişi de çocukların el koyabilir mi? Soralım Hüseyin Bey. Yani siz... 3 hissedar kesiyorsunuz. Bu kurbanı siz mi alıyorsunuz? Yani ailecek de iki kişi de çocuklarım koyacak el yani. Toplam yani beş kişi de bizim kendi ailemiz yani hocam. Anladım. Yani beşiniz de birbirinizi tanıyorsunuz. Sonradan evet, evet. dahil olma falan yok. Hayır hayır hayır. Peki. Anladım ben. Ankara'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bu şey gibi hocam herhalde ya. Evin babası gider bir kurban alır işte bir tane büyük oğluna, bir tane ortanca oğluna, bir tane küçük kızına üçü de kesmek istiyor mesela. Hı hı. Der ki ben aldım. Siz de buyurun ortak olun. Hadi kurbanı keselim. Onlara hibe eder. Gibi. Onlar da kabul eder. Ondan sonra dört kişi o kurban kesmiş olur. Veyahut da şöyle diyelim mesela. Üç baba var. Üç baba gittiler kurbanı aldılar. Bak soruyu biraz daha değiştireyim hocam müsaadenizle. Bu üç babanın da birer tane çocuğu var babalar dediler ki altı hissedar olabiliyor ya. Ben bir kendime bir işte parasını ben ödüyorum ama bir tane de bak oğlum girecek ya da kızım evet. girecek. Üçü de böyle dediler. Otomatikman altı hisse oldu. Evet. Şimdi ben sizin sorduğunuz sorulara cevap vereyim ama bu konuyla ilgili bir de örfte olan bir hususa işaret edeyim. Çok iyi olur hocam. Sizin dediğinizde hiçbir sakınca yok. Yani efendim iki aile e, gidip e, bir tane büyükbaş hayvan alıp e, e, altı hisse olarak kesebilirler. Nasıl altıya çıkar iki diye sorarsanız diyelim ki eşini katar bir oğlunu katar, öbürü de eşini katar, bir oğlunu katar veya kızını katar. Böylece büyükbaş hayvanı iki kişi almış olur. Yani iki e, e, mükellef alır hı hı. ama eşini çocuğunu da katarak 6 hisse olarak kesebilirler. Çünkü bir büyük baş hayvan 7 hisseye, yedi kadar, hisseye kadar kesilebilir. altı hisse de kesilebilir, 5 hisse de kesilebilir, 4 hisse de kesilebilir. 3 2 hatta bir kişi tek başına da bir büyük baş hayvanı tek hisse olarak da kesebilir. Yani bu sizin herhalde sormak istediğiniz durum buydu. Evet hocam. Bir de şöyle bir şey var. Burayı iyi dikkat etsin izleyicilerimiz. Şimdi gidiyoruz e, pazara hani bir büyük baş hayvan almak istiyoruz. Hı hı. Hayvanı satan kişi hayvanın kilosunu göz önünde bulundurarak diyor ki bu hayvan dört kişiliktir. Yani anca dört kişi anca et gelir diyor. He, yani bu hayvan veya biraz büyük hayvana talip olsanız diyor bu bu yedi kişiliktir. Yedi hissi olur bu. Efendim Biraz daha e, hani cüssesi küçük bir hayvana ama sağlıklı yani herhangi bir azalarında sıkıntısı olmayan bir hayvana talip olduğunuzda der ki bu hayvan iki kişi veya en fazla üç kişi keser. Burada satıcının hayvan üzerinde belirlemiş olduğu bu e, hisseleme yani taksimat tamamen etin e, durumuna göredir ve onun kendi yargısıdır. Bağlayıcı Kendim, değil kendi görüşüdür, dinen bağlayıcı değildir. Bir hayvan ağzaları sağlam olduktan sonra, efendim hasta olmadıktan sonra, e, e, yani e, küçük olsa bile büyük baş hayvan ama tabii ki yedi hisse olarak kesilebilir. Bunun önünde dinen fıkhen bir engel bulunmamaktadır. Yani burada şunu demek istiyorsunuz değil mi hocam? Hani kurban kesilir, taksimat yapılır. Herkese 30'ar, 35'er, 45'er kilo et neyse düşer. Bu işte hayvanın cüssesiyle alakalı. Aynen öyle. Ama öyle hayvan vardır ki 100 kilo, 150 kilo et çıkar. 7'ye bölünce çok bir şey kalmayacak derler yani. Önemli değildir. Bu hiçbir e, önemi yok. Bunun fıkhen hiçbir önemi yoktur. Ondan dolayı diyelim ki biz gittik. Şey dedi ki oradaki satıcı, hayvan satıcısı bu 3 hisseliktir. Biz de 3 kişiydik. 3 hisse aldık. Bunu 6 hisse olarak da kesebiliriz. Yani yanımıza 3 tane daha bırakın kendi ailemizden yabancı 3 ortak daha alabilir ve o şekilde kesebiliriz. Eyvallah hocam. Hatta 4 ortak daha alıp kesebiliriz. kesebiliriz. Önemli olan her bir hissenin en az 7'de 1 olmasıdır. Eyvallah hocam. İzmir'den bir telefonumuz var. Nuray Hanım hattımızda. Alo. Alo. Buyurun Nuray Hanım. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Buyurun. Hocamızın da ellerinden öpüyorum. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Ee, ya ben yıllardır şimdi çocuklarımı eşim tarafından e, gösterilmedi. Onlara böyle hasret bir şekilde e, büyüdüler. Bunun vebali onlara e, sormak için aradım aslında da. Hani bunun vebali nedir? İkisi de e, kayınvalidem eşim vefat ettiler. Bunun vebali onlara nedir? Ve ben yıllardır çocuklarıma hasret kaldım. Bunun bana bir mükafatı var mıdır? Bir de hocamızdan ve sizden e, dua bekleriz. Cenab-ı Allah kalbinizde sekinet versin. İnşallah evlat hasretiniz diner. İzmir'e de selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani, bir anne evladından koparmanın vebali nedir hocam? Kısa isteyeceğim. Gerçekten e, bunun e, vebalini e, anlatamayız. E, programa da sığmaz. E, ama... E, Lütfen yani böyle bir durum varsa Allah rızası için, Allah rızası için bizi dinliyorlarsa, gerçekten böyle bir durum varsa bu anneyi o çocuklarından mahrum etmesinler ama hele ki günümüzde böyle bir günde nasıl mahrum olur? Ben onu da anlayamıyorum. Ben bu kardeşimize şunu da söylerim. Böyle bir mahrumiyet varsa lütfen yetkililere, bakanlıklara, idarecilere kim ilgileniyorsa onlara Bilgi versin ve böyle bir şeyin önüne geçilsin yani. Bu günah bir şey yani gerçekten. Aynen öyle. Annenin yüreğini sızlatmak kadar ağır bir durum söz konusu değil. Bu vebalin altında ezilirler değil mi? Allah razı olsun hocam. Çok Sizden de Allah razı olsun. Allah kolaylıklar versin. Amin. İnşallah tekrar Hayırlı program yapalım. günler Rabbim ederim. nasip eylesin. Amin. Evet muhterem izleyicilerimiz bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki şu üç şey kimde bulunursa Allah onu himayesine alır ve cennetine girdirir. Zayıf kimselere yumuşak davranmak, ana babaya şefkatli olmak ve yanında çalışanlara iyilik etmek. Cenab-ı Allah bunları böyle sözde değil de özde yapabilen, yanında çalışanlara iyi davranan, anasına babasına karşı şefkatli olan ve zayıflara karşı merhametli olan kimselerden olmayı Bizlere nasip eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın Allah'a emanet olun. Rüşf zorlama mı? Hangi kişiler düşer? hesabına göre evde kafa girebiliyor değil <laughs> Öğrenmek herkese farzdır.